Hoş geldin Hoş öncelikle. buldum hocam, Merhaba. merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? İyi Ben de misin? iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Vallahi Halil işte şimdi sonuçlar açıklandı. Sen yazışmaları ya da daha önceden izlemişsindir. Herkes şimdi sonuçlarını atıyor. Ondan sonra sen de attın. Evet Dedim ki hocam. herhalde bir puan yani işte binlerde bir puan, 500'lerde bir puan. Orada öyle yüzü ve biri görünce yani kendim sanki sınava girmiş o puanı almışçasına bir tüylerim gerçekten o anı hiç unutmayacağım. Tüylerim böyle ürperdi. Yani tebrik etmek gerçekten bu başarının yanında az kalır. Çünkü Teşekkür orada ederim. yani büyük bir bilgi birikimi olduğunu görüyoruz. Senin de anlatacakların çok şey var. Çok ben lafa girmeyeceğim. Birkaç tane soru sorarak böyle soru cevap gidelim. Sonra da Tabii artık hocam. sistemi sen anlatırsın. Herkesin de vaktini almayalım. Tabii Sonra bu hocam. yayını da zaten YouTube'a ne yapacağız? Kaydedeceğiz. Tabii. Orada da zaten izlenir. Tabii hocam, siz nasıl Şimdi uygun görürseniz. Ali ilk önce şu soruyla başlamak istiyorum. Hangi üniversite, hangi bölüm mezunusun? Hocam ben 2021 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Tamam. 2016 girişliyim ama bir yıl hazırlık okudum. O şekilde 5 yılda mezun oldum. Başkent Hukuk. Evet hocam, doğrudur. Başkent Hukuk. Peki ilk hazır alışın mı İlk hocam. KPSS'ye? Evet, hatta şöyle bir kısa bir şey söyleyeyim. Ben KPSS kursuna kaydolmaya giderken P3 ve P4 düşüncesiyle gittim. Hatta görüşmede şunu sordum. Ben iktisat maliye muhasebe dersi almak istemiyorum. Sadece hukuk ve GYGK alsam olur mu dedim. Olmayacağını söyleyince aslında P48'in varlığından benim haberim oldu. Ağustos gibi. Yani böyle tamamen şansına Şans gerçekten öyle. Evet, o noktada yani seni biraz kötü oradaki oldu. o kurs böyle Evet. yönlendirirken Evet. böyle bir anda kendini orada buldun. Evet hocam, yani dersler başladığında bile benim kafamda şey vardı. Bir yandan da yüksek lisans yapıyorum ben. Derslere de gitmek istiyordum açıkçası ama kursun saatleriyle çakışıyordu ve arkadaşlarımla hep şeyi konuşuyorduk. Ben zaten yüksek lisansa gideceğim. İktisat maliye muhasebeye gelmeyeceğim. Hukuk dersleriyle çakışmasa bari yüksek lisansını diyordum. Sonra sürecin içine girdikçe biraz daha artık P48'e evrildi süreç. Valla genellikle şimdi çok şaşırdım Halil. Genellikle işte ilk yılında değil de ikinci yılında, üçüncü yılında atanmış tekrardan KPSS'ye girenler var. Evet. Onlardan bu dereceleri görüyoruz. İşte 10. oluyorlar, 11. oluyorlar, 8. oluyorlar neyse. Ama senin ilk senende gerçekten çok muazzam bir başarı yani senin Teşekkür yaptığın. ederim. Teşekkür Herkesin ederim. yapacağı yani bir oylama yapsak bilemiyoruz hani bu tarihte. Herhalde sen ilkler arasında yer aldığını düşünüyorum. Ya Yani sen olabilir hocam. Evet, evet tabii yani olabilir. ilk girişinde böyle birinci olmak çok büyük başarı. Teşekkür Yani ederim gerçekten hocam. çok tebrik ediyorum. Teşekkür Çok ederim. büyük bir başarı. Sağ olun. Şimdi GGK ile başlayalım Tabii. istersen. Tabii Öğrenciler çok hocam. sordu. Tabii. Özellikle GGK dikkat çekici. Şimdi biz öğrencilere A grubunda söylüyoruz ki bak sadece 4 tane ders orada tamam ağırlığı yüksek ama genel kültürün de ağırlığı çok yüksek. Yani 0,2 ve belli bir ortalamanın altına kalınca senin puanını aşağı çekiyor. Bu yüzden şu dersi sonlara bırakma. Ama gördüğüm kadarıyla senin bir altyapın var gibi. Yani ya da bilgi birikimin var gibi. Yani daha önceden de şimdi çalışmadığı için bir Evet. hani tarih geçmişin, bir matematik geçmişin, bir Türkçe geçmişin hani üniversiteden kalma bilgilerinin olduğunu gösteriyor. Ama sen bunu tabii desteklemişsindir, ne yapmışsındır onu da bilmiyorum. Sözü sana bırakıyorum. Hocam şöyle, ben zaten liste yapmıştım. Tek tek dersler bazında ilerleyeyim sizin için de Süper uygunsa isterseniz. olur, harika olur. Ben şöyle püf noktaları yazmıştım. En önemli şey bence en baştan itibaren GYGK'ya düzenli çalışmak hocam. Çünkü yani çok fazla konu var. Belki alandan daha da zor hatta halletmesi. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Alanda yine bir şeyler birbiriyle bağlı oluyor. Hani mesela iktisatta işte MOX bölüm MOY'den birçok şeyi çıkarabiliyorsunuz en basitinden. Ama GYGK'da böyle bir şey olmuyor ne yazık ki. O yüzden bence sene başından itibaren düzenli çalışılmalı. Bir de şöyle bir en önemli noktalardan biri de şu hocam. Ben yeri geldi tarihi 3 farklı hocadan dinledim mesela. 3 farklı hocanın da tüm videolarını izledim. Çünkü şu sıkıntı yaşıyoruz. Çevremde bunu çok gördüm. Benim çok verim aldığım bir hocadan benim bir arkadaşım hiç verim alamayabildi mesela. Ya da arkadaşlarımın çok önerdiği, çok sevdiği hocalardan benim verim alamadığım oldu. Her ders bazında oldu bu. O yüzden bence burada biraz daha ne yazık ki vaktimizi kıyıp kendimize uygun, bizim anlama stilimize uygun hocayı da bulmamız lazım her derste. Onun dışında bol soru çözmek bence çok önemli.
Deneme çok önemli yazmış. Hocam çünkü ben GYGK sınavında da asıl sınavda da süre yönetimi konusunda biraz sıkıntı yaşadım açıkçası. Matematikte 7 soruya ben hiç bakamadım mesela. Ve ben sayısal çıkmışlıyım. Hani ona rağmen yetiştiremedim. Onun dışında konuları erken bitirirseniz deneme çözmeye de o kadar vaktiniz kalıyor ve bence gerçekten işin en kritik aşaması deneme çözmek. Çünkü o denemeler gerçekten sizin nerede ne kadar eksiğiniz olduğunu en iyi gösteren şeyler. Bu alan için de böyle, GYGK için de böyle hocam bence. Peki Onun hadi bir dışında şey kaynak... söyleyeceğim. Tabii buyurun. GGK'da kaynak olarak ne kullandın? Hangi Tabii. denemeleri çözdün? Hocam ben ilk başta 7 iklimin ÖSYM ne sorar diye bir denemesi var. 8'liydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu çözdüm deneme olarak. Ama o bana biraz basit geldi açıkçası normal KPSS'den. Ben kursa gidiyordum hocam. Kursun bizim öğrencilerine, kendi öğrencilerine yaptığı GYGK denemeleri var. PEGEM'deydim ben. Onları çözdüm. Onun dışında PEGEM'in bir de ekstra onlu denemesi var. Onu çözdüm. Yani bir 30-35 deneme arası falan çözebildim. Çok da çözemedim aslında. Yani kafamda çünkü 50'leri görmek vardı. Yetiştiremedim pek. Bu PEGEM'in parça denemesi vardı. Türkçeden 30, tarihten Evet. 30. Hiç onları Evet. çözdün mü? Branş denemesine başladım hocam. 8-9. Denemelere kadar geldim. Onları çok övüyorlar bu arada. GYGK'da derece yapan insanları izledim. Herkes o denemeleri övüyor çünkü. İnanılmaz iyi olduğunu söylüyorlar. Ve PEGEM bence gerçek sınava daha yakındı GYGK açısından diğer yayınlara göre. Piyasanın yani hakim firmalarından bir tanesi tabii yani etkili olur. GYGK'da PEGEM lider Evet dediğin hocam. gibi özellikle ben de parça denemeleri çok öneriyorum GYGK'da. Evet, branş Yani denemesi. evet tarih bitti değil mi mesela ne yapacaksın? Tamam bir taraftan konuyu tekrar et ama bir taraftan tarihle ilgili sorular piyasadaki işte özellikle 2-3 yayının ondan sonra ya da bir tane güvendiğin yayının hepsini o denemeleri çöz. Mesela sen Evet. sadece 8 tanesini çözmüşsün. 9 Evet. tanesini çözmüşsün. Evet, vaktim yetmedi hocam işte. Ben yetiştiririm diye düşündüm ama işte o panik oluyor. Bunalıyorsunuz yeri geldiğinde, çalışamadığınız oluyor. Yani işler planladığım gibi gitmedi o noktada açıkçası pek. Şimdi Halil anladığımız şu, sen GGK'ya en baştan itibaren başladın. Evet, evet hocam. Bu çalışma temposuna ne zaman başladın peki? Geçen sene Eylül'de mi başladın, Ekim'de mi başladın? Hocam şöyle, ailem bana hep şey baskısını yapıyordu. Benim zaten KPSS'ye gireceğim. Haziran'da ben hakimlikte mülakatta elendikten sonra belliydi. Ailem bana dedi ki, bak hani tarih çalış, matematik çalış en azından diye. Ben de yok diyordum. Eylül'ün 20'si gibi başladım kurs açıldığı hafta. Ve şey oldu hocam. Ben mesela GYGK'yı benim evimle kursum arası uzakta aşağı yukarı 1 saat kadar sürüyordu. Mesela GYGK'yı yolda dinliyordum. Günde 2 saat yol oluyordu. GYGK'yı mesela tarihi o şekilde bitirdim ben en basitinden. Evet. Sürece de 20 Eylül gibi başladım diyebilirim genel anlamda. Derste de peki GGK'yı ne zaman bitirdin yaklaşık olarak? Sürece yaydın değil mi? Başla bitir falan Evet. yapmadın. Hocam şöyle, aslında başla bitiri şu şekilde yaptım. Önce tarihi bitirdim. Sonra Türkçeyi bitirdim. Sonra coğrafyayı bitirdim. Vatandaş ve matematiğe bakmadım. Ben zaten sayısal çıkışlı olduğum için matematikte sadece soru çözdüm açıkçası. Konu dinlemedim pek. Peki ALES tarzı, DGS tarzı sorular çözdün mü? Öyle bir çalışma yaptın mı kendince? Hocam onu çok önerdi hocalarımız da kurstaki hocalarda ama ben çözmedim açıkçası. Biraz daha hani KPSS odaklı soru çözümü yaptım GYGK'da da. Yani ALES ya da DGS'ye hiç bakmadım. Hiç girmedim. Hiç Evet. bakmadım. Temelin biraz daha tabii matematikte Evet. olduğu için o avantajını kullan. Orada çok süre de kazandım Evet. açıkçası. O bana avantaj Evet. kattı. Süper. Yani GYGK ile ilgili özetlememiz gerekenleri zaten hani Evet. çok güzel bir şekilde anlattı. Yayınları da söyledi. Hoca olarak şey Genellikle biz yapabilirim hocam yani isterseniz. hani şöyle biz genellikle hoca olarak diyoruz ki yani A grubunda şimdi birazdan geçeceğiz ama genellikle KPSS öğrencisi konu fetişisti. Yani kusura bakmayın. Yani ne bu biliyor musun? A grubunda özellikle GGK'dan bahsetmiyorum. Senin yaptığın GGK için doğru olabilir. Mesela X'atı bir hocadan dinledin değil mi? Evet. Yetmiyor bir hocadan daha. Bir hocadan daha. Mesela ben buna karşıyım. Bir hocadan bak şimdi kendine ait bir hoca bul. Güzel bir şekilde herhangi bir hoca anlatsın. Konuyu bir güzel öğren. Konuyu öğrendikten sonra senin arta kalan zamanda yine konuyu tekrar et. Ama piyasadaki bütün soruları, çıkmışları, özgünleri, özellikle işte o şahsi olarak kitap yazan hocaların kitapları da bitireceksin, soru tarayacaksın. Çünkü KPSS bol soru çözümüyle halledilmesi gereken soru tipi üzerinden konuları tekrar edilmesi gereken bir ders. Ama senin yaptığında GGK'da kabul edilebilir bir
Zaten başarı da zaten sen de anlatıyorsun başarılı olduğunu. Zaten Teşekkür ederim hocam. veriler de bunu gösteriyor açıkçası. Teşekkür ederim hocam. Hocam dediğinizde şu yönde katılıyorum. Ben kendimize uygun hocayı bulmak diye bir şeyden bahsetmiştim ya. Bence alanda da tüm adaylar bu problemi yaşıyoruz mesela. Evet. Hani mesela aynı GYGK dediğim şey benim maliyede çok beğendiğim bir hocayı başka bir arkadaşım verimli bulmayabiliyor mesela. Aslında kendimize uygun hocayı bulduğumuzda zaten o hocada tekleşme mevzusu gerçekleşiyor sizin dediğiniz gibi bence. Orada biraz panik oluyoruz çünkü. Acaba konuyu ben mi anlamadım diye. Yani ben onu çok yaşadım çünkü bazı derslerde. Peki Halil, son bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sonra GGK defterini kapatalım. Tabii hocam. Hoca ismi verir misin? Yani Vereyim. YouTube'da hangi hocaları dinledin? Tabii. Yani kendine, Hocam. yani sen kendi tarzındaki hocaları anlat bize. Tabii. Tarihte, coğrafyada, Türkçe'de, matematikte neyse. Tabii hocam hemen söyleyeyim. Türkçe'de ben Öznur Sanat Yıldırım hocayı dinledim. Hoca Kafası yayınlarından. Biraz detaya giriyor. Uzun sürebiliyor ama bence değer hocam. Eğer dil bilginiz de kötüyse ben kesinlikle öneriyorum. Matematikten İlyas Güneş'i dinledim ve Mehmet Bilge Yıldız'ın soru çözümünü izledim artık çok bunaldığım soru çözemediğim zamanlarda boş durmamak adına. Tarihte Ramazan Yetkin'le başladım. Aydın Yüce ile devam ettim. Selami Yalçın'la da ekstra artık son 2 hafta kala tekrarımı yaptım hocam. Coğrafyada da Engin Eraydın'ın YouTube'daki neredeyse her videosunu izledim. Yani soru çözümü olsun, deneme çözümü olsun, genel tekrarı her şeyini izledim hocam. En çok verim aldığım hocalar bunlardı. Evet yani benim bunlardı hocam aynen öyle. Tamam. Herhalde kaynak söyledik. YouTube önerileri de yaptık. Onun dışında başka isim vermeye gerek falan da yok. Bunlar da Tabii zaten ki. elebaşı Evet. hocalar, piyasa hocaları Hocam. kendileri. Evet. O zaman nereye geçelim? Halil, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Hocam yok hayır. Dediğim gibi zaten deneme çözmek önemli. Onun dışında sürece yaymak önemli. Hani gereken şeyleri konuştuk zaten. Başka eklemek istediğim bir şey yok benim. Tamam. O zaman hemen A grubuna geçelim. Tabii hocam. A grubunda direkt olarak neyle başlayalım? Hadi bizim alandan başlayalım. İktisattan başlayalım. Hocam başlayalım. İktisatta şimdi zaten senin temelin yok. Sen hukuk öğrencisin. Evet Bir hocam. iktisada giriş anlatıyorlar birinci sınıfta. O da Evet. iktisat dersi diye geçiyor zaten. İktisada giriş falan da değil. Muhtemelen Öyle sadece hocam. mikro anlatırlar. Öyle Bu öyle. iktisat başarısı nasıl ortaya çıktı? Hocam Kaynaklar, tabii. YouTube, dershaneyse dershane, hepsini anlatacağım bir şey. Tabii hocam. Halil'in bugün boğazına biniyoruz yani. Çünkü Estağfurullah hocam. benim boğazıma çok bindiler. Onu soracağım, bunu soracağım, onu anlattıracağım. Ya arkadaşım tamam. Hala bak yayından önce diyorlar, Halil'e şunu soracağım, Halil'e bunu soracağım. Ya Halil de bir insan ya işte. Kaynaklar orada zaten var. İşte en net bir yere geldik. Şimdi A grubu kaynaklarını bir güzel Halil İksat'tan başlayarak sıralandıracak bize. Tabii hocam. Hocam ben konu anlatımına bizim kursumuzda başla bitir uygulanmıyordu. Yani karışık gidiyorduk. Ben Ocak sonuna kadar kursa devam ettim. O sürede iktisattan mikro ve son üçlümüz bitmişti. Ben ikisinde de bir sıkıntı yaşamadım. Mikroyu o zamanlar sizden haberimiz yoktu hocam. Benim sizden çok geç haberim oldu zaten. Yani sizle Aa. ben ne zaman diyeyim? Mayıs başında falan şey yaptım. Sizle denk geldim açıkçası. Ama makro ve para bankayı tamamen sizden dinledim ve ben şeydim hocam. Makroyu kendim de çalışmaya çalıştım. YouTube'dan başka hocalardan da dinledim. Yani makroda zaten para bankada o kadar şey yaptım ki oturdum. Keşke mikroyu da izleyebilecek vaktim olsaydı sizden dedim. Çünkü evet şey aldım. Yani sınavda istediğim neti yaptım mı yaptım. Ama siz bence iktisatta sınav zaten çok rahat halledilebilecek bir düzeyde anlatıyorsunuz. Fazla fazla anlatıyorsunuz. Bir de bence iktisadi bir bakış açısı katıyorsunuz insana ve benim çok hoşuma gitmişti. Yani işin çıkış noktasından başlayıp sonuca çok güzel götürüyorsunuz bence. O beni inanılmaz mutlu etmişti. Ben hani sizin soru çözümünüzü günde 2,5-3 saat falan dinliyordum ve 2x de dinliyordum. Günde 30 video falan soru çözümü izliyordum sizden. Ve inanılmaz zevk alıyordum bundan hocam. Çok hoşuma gidiyordu. Yormuyordu beni. Ve gerçekten öğrendiğimi de hissediyordum. Onun dışında hocam son üçlü de kursta Selma hocam vardı. İnanılmaz bir temel attı bana zaten. Hani son üçlüyü bitirmiştim ben kafamda. Sonuç dediğin hangi dersler Halil? Hocam para banka dışındaki uluslararası iktisat, büyüme, kalkınma bir de şey Türkiye ekonomisi. Türkiye ekonomisi. Evet. O üçünü çok güzel öğretti zaten bize gerçekten. Ona da buradan teşekkür ediyorum izliyorsa yayını.
Onun dışında hocam zaten ben Nisan gibi, Nisan ortası, Mayıs başı gibi daha doğrusu tüm alan konularımı bitirmiştim. Mayıs başından itibaren ben sadece soru çözdüm. Çıkmışları o zamana kadar 3 kere dönmüştüm. Sadece özel şey, özgün soru bankası çözdüm. Mayıs başından itibaren ben ve deneme çözdüm. İktisatta Şimdi hani iksatta yaptığın şey şuydu. Konuları bitirdin. Her konuyu evet. çözerken soruları çözdün. Ondan sonra Mayıs başı Evet gibi hocam. bitirdin. Doğrudur. Ondan sonra çıkmışlardı. Peki hangi yayın evini aldın, çözdün kitap olarak? O önemli. Hocam Hatırlıyor musun? çıkmışlar hukuk, iktisat, maliye ve muhasebede 4T'nin çıkmışlarını aldım direkt zaten. Standart. Standart. Şey diyecektim, unuttum. Özgünle çözdün. Ha, iksatta özgünle çözdün. Söyleyeyim hocam, Türkiye 8.'si Dursun Bey vardı hocam. Ben onun videosunu izlemiştim ve kaynak tavsiyeleri inanılmaz hoşuma gitmişti. Direkt not alıp gruba yazmıştım hatta arkadaşlarıma, yarın bunları alıyoruz diye. Ben hep onun kaynaklarından gittim. Histeresis, 4T çözdüm. Bir de PEGEM çözdüm hocam. Yani 3 tane soru bankası bitirdim. Sizin de soru çözüm ve yakın markaj videolarınızın hepsini izledim bir kere. Çözülecek hiçbir Evet. soru kalmadı. Hepsini çözmüşsün yani. Öyle öyle oldu hocam biraz, evet. Ya çok işimi garantiye almayı seven biriyim hocam. Çok şansa bırakmak istemeyen biriyim kendimi. O Vallahi. yüzden biraz öyle oldu. Vallahi bravo. Sen peki Teşekkür günlük ederim. kaç saat çalışıyordun Halil? Hocam bu arkadaşlarımın da, kurstaki arkadaşlarımın da benimle çok dalga geçtiği bir konudur. Ben zaten 8'in altına hiç düşmüyordum. Kronometreli çalışıyordum. Minimum 8 çalışıyordum. Artık son haftalarda 12-13'leri gördüğüm de oldu hocam. Baya yani sabah 7'de başlıyordum. Gece 12'ye kadar sadece yemek molası vererek 12-13'leri gördüğüm olmuştu. Yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın başarı şanstan ibaret değil. Kimse de eli cebinde böyle başarı merdivenlerini yukarı doğru yürümüyor. Millet bak külfet çekiyor. Adamın çözmediği soru bankası kalmış ya piyasada. Biz millete çıkmışı çözdüreceğiz diye anamızdan emdiğimiz su bir tarafımızdan geliyor. Diyor ki bak evladım konu çalıştın, soru çözdün. Bak anlatıyorum. Bir de çıkmış çöz. Hocam diyor çok güzel bize geliyorsunuz. Ya bu adam ne yapsın? Bir de 3 tane ekstra çözmüş ya. Ya işte bak, hak eden kendini beğeniyor arkadaşım. Bak burada adam net bir şekilde anlatıyor. Sadece şu anlattığı olay bile gerçekten onun birinci olmasını zaten garanti ediyor, kanıtlıyor. Peki başka bir şey yapmadı değil mi Halil İksat'ta başka? Hocam yok ve ben şunu söyleyeyim. İsterseniz kursa gidin, isterseniz gitmeyin. Ben sizi kesinlikle öneriyorum. Yani sizinle çalışan birinin, yani tabii başına kötü bir şey gelmek, şu an sınav stresini yönetebildikçe, yani koşullar optimal olduğunda, standart olduğunda 30 netin altına düşeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bence yani alanınızda inanılmaz yetkin bir hocasınız. Size Halil çok reklam teşekkür yaptıracağım. ederim burada. Reklam yaptıracağım zannettiler Yok sana ya. yok. Yok hocam, tamam Vallahi şeyler. arkadaş Halil'le daha önce konuşmadım ha ona göre. Yani Halil'le konuşup bak bizim kanalı falan demedim. Yok hocam, biz O kadar arkadaş grubu insan olarak dışarı. size hayranız zaten. Yani dün bile lafınız geçti hatta, oturduk Allah razı olsun. arkadaşlarımla biraz. Allah Çok razı olsun. seviyoruz sizi. Vallahi Halil işte biz de naçizane elimizden geleni yapıyoruz. Yeni dönemi planlıyoruz. Yeni sorular yazacağız, ekleyeceğiz kanalımıza. Yani biz de çorbada tuzumuz olursa, milletin işte atanmasına vesile olursak, yani bir tane harf, bir kelime bile insan hayatını kurtarabiliyor bu sınavlarda. Ben bunu Evet hocam. gördüm. Yani ben Kesinlikle yaklaşık öyle. 17 yıldır bu sürecin içerisindeyim. Direkt KPSS odaklı gidiyorum ben. Çok örnek gördüm. Ama senin örnek tabii daha hani çalışkanın da çalışkanı bir örnek. Ama bu yapılmayacak bir şey değil yani. Ama Değil işte hocam. sabır, dirayet, bir de imkanları çoğaldı. Eskiden mesela ben her zaman anlatıyorum, öğrenciler şaşırıyor. Arkadaşlar dedim, bakın YouTube yoktu. Vardı ama yoktu. Böyle millet video falan çekmiyordu. 2012, 10'lu yıllardan bahsediyorum. Millet bu kitapta yazan bilginin ne olduğunu, öteki kaynakta da farklı bilgi yazıyor. Hangisi doğru diye bana getiriyordu. Evet hocam, Hocam bu mu doğru, haklısınız. o mudur? Şimdi bu gitti, artık kanalların daha iyi anlatılan 3 tane versiyonu var. Buna rağmen biraz hazırcılık oldu tabii çağımızın da gerektirdi. Biraz planlı olsa öğrenci gerçekten yani elin ayağında her tarafında bilgi var. Sen de bunu çok iyi kullanmışsın yani tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Peki konu unutmayı nasıl engelledin? Mesela Mayıs'ta bitti. Tabii mikroyu önceden bitirmiştin Evet mesela. hocam. Tabii zaman geçtikçe biz Unutmuyorum. müneccim değiliz. Bizim de insan beyni unutuluyor. Onu nasıl çözdün?
Hocam şöyle bir sıkıntı oldu. Ben mesela mikroyu bitirdik. Evet ama tekrar yapmayı üniversite zamanlarında da becerebilen bir öğrenci değildim açıkçası. Hiçbir zaman tekrar yapan biri olmadım. O yüzden unutma problemini ben de yaşadım. O hatırlamayı da hocam işte dediğim gibi tamamen sizin soru çözümlerinizle hallettim ben. Çünkü şeyi hatırlıyorum. Histeresis kitabını açtım. İlk özgün şeyim, soru bankam. Mikroyu çözüyorum. Birinci soru doğru, iki doğru, üç doğru. Beşe bir başladım hocam. Beş boş, altı boş, yedi boş. Dedim ki bu böyle olmayacak belli ki. Bir şeyler unutulmuş. Ben o gün açtım hocam. Sizin soru çözümünüzü izlemeye başladım. Ondan sonra zaten bir şeyler iktisatta bende rayına oturdu. Çünkü az bir zaman mı kalmıştı? Mayıs başı gibiydi bu. Hani 2,5 ayım kalmış ve paniğe de kapıldım açıkçası. Ya bu böyleyse diğerleri ne durumdadır kim bilir diye. Son dördü daha unutmaya müsait bir alan çünkü. Öyle olunca hocam iktisatta tekrarımı aslında sizin soru çözümlerinizle yaptım. Ben her gün her dersinizden 5 tane videoyu izliyordum minimum. Çok iyi, harika. Zaten ben soruyu anlatırken de konuyu da özetliyorum. O da Evet zaten bir evet. bakış Evet açısı hocam. sağlıyor. Kesinlikle. Defalarca aynı soruyla da bir daha anlatıyor. Bir daha, bir Evet. daha. Çarpan Evet etkisi hocam. yani. Çok iyi Kesinlikle hocam. kullanmışsın. Vallahi eline sağlık. Süper. Harika. Sizin Bizim elinize istediğimiz sağlık zaten hocam. bir hoca olarak istediğimiz profil işte Halil. Yani Teşekkür ederim örnek hocam. bu videoyu böyle kaydedeceğim. Artık yıllar yıllar sonra kim izler? Çalışanlar illaki izleyecek. Görecekler yani profili. Aradığımız öğretmenlerin aradığı profil işte Halil profili. Teşekkür Sadece ederim hocam. Sağ olun. bir şey bilirim. O zaman iktisat dosyasını Tabii kapatıyoruz. hocam. Eklemek istediğin başka bir şey? Yok hocam. Söylenmesi gereken her şeyi söyledim bence. Siz de zaten Şimdi eklemeler yaptınız. tamam hadi. Sonra da şeye geldim. Böyle kanayan yarıya geldim. Ondan sonra muhasebe. Gelelim benim de Sen kanaya muhasebenin neresinden geçmemiş bir insansın. yarım. Evet hocam. Hukukçusun. Yanlış anlama bak böyle Yok söylüyorum. yok öyle hocam. Neden Öyle biliyor musun? kesinlikle öyle. Neden biliyor musun? İİBF okuyanlar, atıyorum işletme okuyanlar bir de bu kadar muhasebede başarılı olamıyorlar. Onlar bir sürü muhasebe görüyor bir de. Yani her şey değil. Üniversitede gördüm ben rahatım değil. Bak adam baştan ilk senesine hazırlanmış bu puanı almış. Bu neti yapmış. Ama muhasebe çalışma tarzı çok önemli. Neler yaptın? YouTube'dan tut, kaynak, soru çözümü, kullandığın kitaplar bunları sıra sıra istiyor senden. Tabii hocam muhasebe dediğiniz gibi biraz kanayan yara ki benim için de öyleydi. İlk ben muhasebeyle karşılaştığımda hiçbir şey anlamadım. Çünkü ben biraz daha olayların mantığını anlamayı seven biriyim. O şekilde benim kafamda oturuyor. Yani sevmesem de bu şekilde oturuyor kafamda. Ama muhasebede hiçbir şekilde bir mantık kuramadım. Tamamen kodlar ne nereden çalışıyor, borçlu çalışmak ne alacaklı çalışmak ne hiçbir şey anlamadım. Ve yakın bir arkadaşım vardı kursta ona dedim ya ben ne yapacağım onun muhasebesi iyiydi. Dedi ki bu böyle, bu böyle. İşte şu kanalları izle. O bana Mevzu Muhasebe kanalını önerdi hocam YouTube'da. Videoları kısa kısa gerçekten özetlenebilecek gibi ama bence bir ufacık bir temeliniz bile varsa bence inanılmaz faydalı olacaktır. Buna inanıyorum. Ben o kadar faydalı olacağını beklemiyordum benim açımdan. Gerçekten muhasebeyi benim kafamda o oturttu. O kanal oturttu. Onun dışında hocam yine YouTube'da Osman Uslu hocanın videoları var. Osman Uslu Hoca'nın bir de ders notları var. Yanlış bilmiyorsam dershaneyi aradayıp sipariş verebiliyorsunuz. Gönderiyorlar ve bence Osman Uslu muhasebe noktasında inanılmaz bir hoca. Yani gerçekten işin mantığından tutun da detayına kadar her şeyini en güzel şekilde anlatan hocalardan biri. Ve YouTube'da bu şekilde videolarını ücretsiz bir şekilde sunuyorken kesinlikle muhasebesi kötü olanlara öneriyorum. Çünkü benim çok kötüydü. Ben süreci ilk başladım Aralık'tayız ki artık ilerlemişiz de muhasebede. Ben diyorum ki 15 net yapsam bana yeter. Fazlasında gözüm yok. Çünkü çok sıkıntı yaşıyordum. Sonra süreç içinde hocam konuları bitirdim artık. Osman Uslu hocamızı ve Mevzu Muhasebe kanalındaki videoları bitirince yine çıkmış soruları zaten ben 3 kere çözdüm her derste fix. Ve bunları hocam hesap çizerek çözdüm. Yani kafamdan şey yapmadım, hesap yapmadım. Hepsini de tek tek yanıma boş bir defter alırdım. Müsvedde kağıt alırdım. O hesapları çizerek çalışırdım ben. Çünkü sınavda hesapları çizmede yavaş kaldığı için süre sıkıntısı yaşayan insanlar olduğunu duymuştum çevremden. Ben de o pratikliği kazanma açısından öyle çalıştım. Özgün Soru Bankası olarak ben Alican Hoca'nın Rasyon Muhasebe kitabını bitirdim ve onu 2 kere bitirdim hocam. Çünkü sorular çok kaliteli gelmişti bana açıkçası. Bir de biraz da KPSS'ye göre biraz daha zor bir kitap gibi geldi bana açıkçası o. Ama ben hani her şeye hazırlıklı olma açısından onu 2 kere bitirdim. Yeri geldi açıklamalarını okuya okuya çözdüm zaten. Onun için Osman Uslu hocamızın Pozitif Muhasebe Soru Bankası var. O da bence tam olarak KPSS ayarında bir kitap. Yani KPSS'de soru zorluğu açısından birebirdi diyebilirim. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Çok iyiydi.
Bir de yine kursun verdiği Pegem Muhasebe Soru Bankası'nı çözdüm hocam. Onun ismi neydi Halil, hatırlıyor musun? Pegem'in kim hocam? Direkt Pegem Muhasebe Soru Bankası diye geçiyor hocam. Spesifik bir adı yok. Öyle mi? Tamam. Evet. Pegem Muhasebe Soru Bankası. Evet hocam. Yani anladığım kadarıyla sen her dersle ilgili en az 3 tane özgün soru bankası Evet, bitirmişsin. minimum 3 tane özgün çözdüm hocam her dersten. Bravo. Teşekkür ederim hocam. Bunun dışında başka bir şey yapmadım muhasebede. Yok hocam, muhasebede bu kadardı. Zaten sürekli video, yani Osman Hoca'nın videoları çok uzundu. 80 video falan var. Hepsi 1 saat. Bir de ben 2x'e de alarak izleyemedim onları. Normal hızda izledim. O yüzden muhasebe benim zamanımı çok çaldı açıkçası süreç içerisinde. Belki de en çok uğraştığım ders muhasebeydi yani. Evet. Peki, muhasebe defterini bir tarafa Tabii hocam. bıraktık. Evet. Zaten belli her şey. Geldik maliyeye. Tabii. Şimdi bak, Halil çok ama çok yine ondan sonra yorum aldım. 36'ya 0 nasıl yapar? Ya adam emin olduklarını tak 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 işaretlemiş. 4 tanesi de boş bırakmış. Tam aradığımız öğrenci tipi işte, bakın bak. Net. 36 doğru, 0 yanlış. 36 net. Ama tabii öğrencinin şaşkınlığı şu. Biz o kadar çalışıyoruz. Maliyede bir de soru kalıpları da, aslında konu değişmedi maliyede de, soru kalıpları, ağzı değişti. Evet hocam. Sen o ağza nasıl alıştın? Yani o soru yöntemlerini, hani bir bakışta kesin bunu soruyor. O alışkanlığı sağlayan YouTube kanalları, soru bankası, yaptığın teknikler nelerdi? Biz onu merak ediyoruz. Tabii hocam söyleyeyim. Hocam hem maliyede de yine iktisat ve muhasebede olduğu gibi kursta bir temel attım zaten. Orada hani konuları genel hatlarıyla, yeri geldi detaylarıyla öğrendim. Ben yine 3 kere çıkmışları döndüm ama hocam maliyede şunu söyleyebilirim. Özellikle maliye için söyleyebilirim. Diğer derslerde de aynı görüşteyim ama maliyede çıkmışlar kesinlikle yetersiz hocam. Hatta yani hiçbir işe yaramadığı bile oluyor bazı konularda. Çünkü dil dediğiniz gibi çok değişti. Hani o eski basma kalıp maliye soruları artık yok hocam ne yazık ki. Hani tanım verip bu nedir diye sorulmuyor artık bize. Bir gerekirse bir olay örgüsü veriliyor. Gerekirse başka açılardan yaklaşılıyor sorulara. O yüzden bence özgün soru çözmenin en önemli olduğu ders maliye. Ya yani ben öyle düşünüyorum en azından. Hani 36-0 nasıl diye bana da soruldu. Hocam dediğiniz gibi ben hani doğru bulduğumu işaretledim o an. 4 soruyu da hani hiçbir fikrim bile yoktu o an belki hatırlayamıyorum ama 2 şık arasında kalma gibi bir durum değildi yani. Hiçbir fikrim yoktu. Direkt boş bıraktım ve geçtim hocam. Şey yapmadım. Onun dışında kaynak olarak da hocam dediğim gibi kursta dinledim. Sonrasında hocam ben normalde şu hataya düştüm. Çıkmışları çözünce dedim ki maliye çok kolay. 30 zaten yaparız. Ama bir arkadaşım 2022 KPSS çıkmış sorunu toplu bir halde getirdi bize. Deneme şeklinde önümüze koydu. Ve biz 2 kişi çözdük onu. İlk 15 soruda 5 soru ya işaretledik ya işaretleyemedik. Ondan sonra bir aydınlanma geldi artık. Belli ki evet detay çalışmamız lazım, farklı çalışmamız lazım diye. Ben gittim 4T'nin konu anlatımını aldım hocam. Onu okudum. Ondan sonra YouTube'da Anıl Ulaş Girgin Hoca var maliye için. Kesinlikle öneriyorum. Onun da yaklaşık bir 80-90 videosu var ama bence gerçekten bu yeni nesil maliye sorularına uyum sağlayabilmiş maliye alanında en iyi hocalardan biri. Gerek soru bankası gerekse konu anlatım bence inanılmaz güzel. Demosa bir kitabı var. Evet onu da çözdüm hocam. Soruları zaten inanılmaz kaliteli bence. Yani o dediğim gibi klasik maliye sorularının aksine gerçekten ÖSYM'nin sizi gafil avlayabileceği soru tipleri, örnekleri inanılmaz fazla var o kitapta. O kitabı da zaten çözdüm. Onun dışında konu çalışmamı bu şekilde yaptım maliyede hocam. Yani aslında kursu da sayarsak 4T konu anlatımı Anıl Ulaş Girgin Hoca'dan dinledim. 3 farklı kaynak Anıl, gibi. 3 farklı kaynak. Yani yine Pegemi kaynağını Evet, kullandı. hocam Dört aynen. 4T'ye çıkmış. 4T Demos konu anlatımını okudum hocam. Yok bu hangisini? söylediklerim konu anlatımı hocam. Kursta dinledim. 4T konu anlatımı okudum. Bir de Anıl Ulaş Girgin'in ders videolarını izledim Anıl Ulaş hocamızın. Soru bankası olarak da yine dediğiniz gibi Pegem 4T'nin özgün sorularını çözdüm. O da bence soru sayısı açısından inanılmaz doyurucu bir kaynak hocam fiyatına göre. Yani çok fazla soru var. Çok memnun kaldım ondan da. Demaso maliyeyi çözdüm. Bir de kurstaki hocamız A kadronun özgün maliye soru bankasını önermişti. Bence o da çok kaliteliydi sınav açısından. Yine bu yeni nesil özgün sorulara uygun bir kitaptı bence. Onu da kesinlikle öneririm. Mehmet Ya Yıldız hocanın. evet hocam. Yani aslında Mehmet Yıldız. maliyede 4 tane soru bankası çözdüm ben.
özgün olarak. Süper. Zaten başka çözülmedik de yayın kalmamış. Evet. Yani bulabildiklerim bunlardan. Çok araştırdım, forumlardan olsun, gruplardan olsun. Daha çok bahsedilenler bunlardı. Hani çevremden de sorduğum kadarıyla bunları önerdiler. Ben de bunlardan çok memnun kaldım zaten. Peki maliye hakkında başka ekleyeceğimiz bir şey yok Yok zaten. hocam, Yaptıkları evet. ortada. Yine onda da tam arzu ettiğimiz bir öğrenci profili. Teşekkür Bir şeydi ne demek? Ben teşekkür ederim esas. Hani böyle kaynakları da sunmuşsun, ederim. araştırmışsın. Şimdi bir de hukuka gelelim. Şimdi senin hukuk neden sona bıraktığım alanı. Gelmeyelim Gelmeyelim. hocam. Benim Gelmeyelim. Aslında en düşük netim hukuktan geldi, o neyini bana geçti mi? yaptığı yara. Evet O hocam. yani. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Lafı Dikemedim. herhalde burada net bir Evet. şekilde uygulamalı bir şekilde örneği var. Evet. Hukukta herhalde muhtemelen şöyle oldu. Ters mantık. İşte diğer alanlarda zaten hiçbir bilgi birikimin olmadığı için bütün ağırlığı oraya verdin. İster istemez tabii ki de zaman da kısıtlı, kıt. O tarafa biraz daha önem göstermiş oldum. Biraz da hukukçu olduğum için de bir rahatlık olabilir. Ama tabii o hukuk fakültesine gösterilen derslerle soru özellikle KPSS soru tarzı ağız olarak biraz farklı olabiliyor. Bu da tabii ki de ikileme düşürebiliyor. Peki yine hukukta hani başarısız değil, oldukça iyi. Kaç yapmıştın hatırlamıyorum ama. 27,5 netim var hocam. 30-10 yaptım. 27,5 yapmışsın. Peki ondan nasıl bir çalışma yaptın? Ne yapsaydın daha iyi olurdu? Tabii hocam, hemen söyleyeyim. Hocam zaten ben 2022 yılında hakimlik savcılık sınavına girmiştim adli yargıdan. Onu da kazanmıştım. 800. olmuştum. Mülakatım olumsuz sonuçlandı ne yazık ki. O yüzden bir şeyim vardı aslında. ÖSYM'nin yaptığı bir sınavda hukuk ne şekilde çıkabilir şeyim vardı. Öngörüm. Ama KPSS sürecinde hukuka inanılmaz fazla konu çalışması bakımından en azından zaman ayırmadım. Benim zaten hakimlikten kalan notlarım vardı. Sadece onları bir kere okudum. Kısa kısa hakimlik notları diye yayınlar çıkarabiliyor hocam. Ben imtiyaz yayıncılığınkini kullanmıştım. Hani arkadaşlar bir illa yayına duymak isterse ben onu kullandım. Memnun da kaldım. Benim hakimlikte de dinlediğim hocalardı çünkü. Ondan sonra hukukta, yani bir haftada zaten onları ben bitirdim hocam, yani hızlı hızlı. Ondan sonra ben sürecin başından itibaren hukukta yalnızca soru çözdüm. Çıkmışları hakimlik çıkmışlarımdan döndüm. 3 kere aynı şekilde. Ama özgün soru bankası çok fazla çözdüm hocam. 6 tane falan özgün soru bankası bitirdim ben hukukta. Sınavda da şöyle olduğuna inanıyorum. Dediğiniz gibi benim kendi alanım olduğu için fazla özgüvenden dolayı belki de bazı şeyleri göz ardı ettim. Kendimle yüzleşemedim belki o noktada. Ya da alanda ciddi şekilde girdiğim ilk sınavdı. Sabah oturumuna da girdim ama sonuçta öğleden sonraydı benim asıl oturumum. Onun heyecanı, stresi yönetemedim belki. Gözden kaçtı, dikkatsizlik oldu. Öyle bir şanssızlık yaşadım hocam hukukta. Ama yine de şöyle olabilir. Arkadaşlara şunu önerebilirim. Hukuktan göz çok korkabiliyor dışarıdan bakılınca. En azından benim yakın arkadaşlarımın öyle olmuştu kursta. Ben onlara hep aslında olayın o kadar da korkutucu olmadığını, her şeyin bir mantığı olduğunu, mantık kurularak bir şeyler oturtulabileceğini anlatmaya çalıştım. Hani insan biraz daha psikolojik olarak kendini bu şekilde rahatlatırsa, bence hukuk çalışmakta hiç hukuk görmeyen insanlar için daha kolay olabilir bu süreçte hocam. Çünkü ÖSYM şey yapmıyor, inanılmaz kılı kırk yararak sorular sormuyor bence. Hukukta daha yüzeysel oluyor şeye göre falan. Ya işte öğrencilerden dönüş aldığımızda genellikle her sene aynı film. Ondan sonra hocam işte çok ağız değiştirmişler. O hukuk soruları neydi? Bir de maliye. Bazen de yani çoğu zaman da muhasebe zaten. Muhasebeyi şey saymıyoruz yani. İşte öyle ağız mı olur? İşte ÖSYM soru kalıbını değiştirmiş. Üç ağız buçuk ben de hukuk biliyorum. Hani bakıyorum şöyle. Yani geçen sene de bu sorunun aynısı vardı zaten. Hani bir Evet hocam. değiştirmiş. Evet. Örnekleme değiştirmiş, örneği değiştirmiş, tasviri değiştirmiş ama işte öğrenciler hukuku ezberleme doğrultusuna Evet. gittikleri için o örüntüyü de veremedikleri için orada bir şey oluyor yani bir bağlantı kopukluğu oluyor. O linkler de kopunca kalkıp da ondan sonra o soruları cevaplamakta insanlar, öğrenciler güç yani zorluk yaşıyorlar. Bunun yarattığı bence bir sıkıntı var. Dediklerin çok doğru. Peki kaynak olarak şimdi imtiyaz yayıncılığının notları dedin. Yanlış Evet hocam. anlamadıysam. Evet hocam, doğrudur. Soru bankası çok çözdüm dedin. Evet. Onları da istiyoruz. Tabii. Hocam bu arada imtiyaz yayıncılığın hakimlik notları KPSS A grubu için ağır gelebilir.
Ben şimdi o konuda kefil olmayayım, yalan olmasın. Benim elimde onlar vardı, onlardan çalıştım. Hani biraz daha detaya gireyim istedim. Hani KPSS A grubu için bir kitap önerim yok konu anlatımı olarak. Onu hani arkadaşlar gruplardan falan bakarsa daha sağlıklı bilgi olur. Onun dışında Bu arada hadi bölüyorum. YouTube'da kanalı izlemedin zaten hukukçu olduğun evet, için. hiç izlemedim. Yok hocam, sıfır. Hiç. Tamam. Peki hangi soru bankalarını çözdün? Söyleyeyim hocam, ben yine klasik olduğu gibi PEGEM'le başladım zaten. Kurs verdiği için elimde ilk onlar vardı. Onları bitirdim. Yine imtiyazın özgün soru bankasını çözdüm ama bu KPSS için. Hakim için değil. Hocam temizsin, KPSS soru bankasını çözdüm ama temiz bir hukukçu olarak bile bana ağır gelen soruları oldu. Onu en sona bırakalım bence çözeceksek de. Öyle bir öneri verebilirim. Çünkü moral bozabilir. Benim moralimi bozmuştu açıkçası. Yarısını da bıraktım artık, en sona kaldı o. 4T'yi yine özgün şekilde çözdüm hocam. Bence çok kaliteli soruları. Ben çok beğendim aynı şekilde. Monopol'ü çözdüm. Monopol de güzeldi. Onu da önerebilirim. Bir de A kadroyu çözdüm hocam. O da maliyesinde olduğu gibi yine bence iyiydi. Hukuk Soru Bankası da. Çıkmış çözmedin mi muhasebe şeyde hukukta? Çıkmış çözdüm hocam. Benim elimde hakimlik çıkmışları vardı. KPSS soruları, yani tüm kurum sınavları çıkmış. Hakimlikten almıştım. Ben onları çözdüm. 3 kere çözdüm onları da aynı şekilde yine. Diğer derslerde olduğu gibi. Tabii bol bol sorularla Evet. destekledin. Aynı zamanda konu unutmayı da Evet. engellemiş Evet oldun. hocam. Yani Aynen. soru, zaten genelde çok abes geliyor KPSS'ye hazırlanan öğrencilere. Yine burada da çok böyle konu 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 üzerine gidiyor öğrenci. Ben diyorum ki konuları, o soruları çözerek, çok soru çözerek aslında konuları akılda tutabilirsiniz. Hem tekrar Öyle hocam. yaptırır, hem soru sürekli öğrenirsiniz. Bu ilk başta belki öğrenci zorlayıcı olabilir soru çözümü. Ya işte ilk defa öğrendiği bir anayasa hukuku. Bu soruya ben nasıl yaklaşacağım? Nasıl davranacağım? Hatalı çıkarsa, ya çok hatalı çıktı ama illa o hatalı o yaptığının üzerine giderek eksikliklerini tabii görerek orada hukuk netlerini rahatlıkla arttırabilirsin. Öyle hocam. Tabii burada aynı zamanda da çok soru çözmek gerekiyor ki o ağzı yakalayalım. Evet. Yani o çeşitli KPSS'nin soracağı tabii bundan sonraki sınavlar için de geçerli. O soruları yakalayalım. Yani her şeyin başı aslında yine başa dönüyoruz. KPSS eşittir bol soru çözmek. Aslında bütün sınavların kökeninde bu vardır. Yani şimdi şuna benzemiyor mu? Ne kadar çok satranç oynarsan o kadar ustalaşırsın. Ne kadar çok soru çözersen o kadar da KPSS derece yaparsın. Bu adam ne yapsın daha? Bakın arkadaşlar 4, 8, 12 oradan, 6'da buradan 20 tane soru bankası bitirmiş. A grubunda benim saydığım fazlası olabilir. GGK'dan hiç bahsetmiyorum bile. Dolayısıyla gerçekten şahane bir başarı elde etti. Çünkü Türkiye birincisi oldu abi. Bu yaslanamayacak bir başarı. Bu çok çalışmanın bir ürünü. Bu yüzden inşallah siz de ki bu arada çok da ilginç bir orada anekdot da verdi. Dursun Can'la bir söyleşi yapmıştık. Türkiye 8.'siydi. Oradaki kaynakların aynısını söyledi. Yıllar geçti bak, değişmemiş. Kaynaklar aynı. Yani biraz ekleme yapmış sadece onları Halil. Ama yine üç aşağı beş yukarı aynı yani değişen bir şey yok. Demek ki KPSS wow değişen bir sınav sistemi değilmiş. Onu öğrendik. Çok bol soru çözmenizi gerektiren bir sınav olduğunu burada yine defalarca bu videoda ana fikir olarak çıkartıyoruz. Peki Halil başka eklemen gereken bir şey var mı? Hocam ben birkaç tane gerçekten benim sınav senemi daha çekilebilir kılan birkaç şey yazmıştım buraya. Çünkü arkadaşlarımdan ya da çevremden duyduğum çok şey oldu. Çok zor bir sene, çok kötü bir sene. Aksine benim için çok güzel bir seneydi. Çok eğlenceli bir seneydi. O yüzden zaten yanımda olan herkese de teşekkür ederim buradan. Yayını izliyorlar çünkü biliyorum. Hocalarım aynı şekilde kursta gereksiz gene gerek Anadolu Hoca'ya, Osman Hoca'ya hani izlerler izlemezler bilmiyorum. Ben teşekkür ederim Biz de yine de. selam ediyoruz kendilerine. Onlar çok değerli hocalarımız. Onlar da Evet emek hocam. veriyorlar bu alanda. Evet. Gerçekten zor da bir alan. Ben her zaman KPSS derim ki eğitimin nirvanası. Çünkü Öyle hocam. burada bir Gerçekten öyle. notla asla korkutamıyorsun öğrenciyi. Burada iyi olmak zorundasın. Çünkü öğrenci hem de kendisinin velisi. Evet. Yani eskiden Öyle. mesela bir liseye yazdırıyordun üniversiteye. Öğrenci başarısız olunca velisi geliyordu anlatıyordu işte. Öğrenci başarısız. Ama burada siz kendinizin velisisiniz. Siz ne kadar başarılı olursanız
Başkasına da o kadar önereceksiniz ve bu alanda gerçekten diyorum eğitim nirvanası, KPSS Al Grubu özellikle. Bu vesileyle de hepsine, o emekçi hocalarımızla buradan da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Az buz emek göstermiyorlar. Hocam çok kısa bir de şunları söyleyeyim isterseniz. Çünkü ben arkadaşlara yardım dokunacağına inanıyorum bu söylediklerimin. Dediğim gibi kendinize uygun hocayı bulmanız lazım. Çıkmışların yetersiz kalacağına eminim. Lütfen özgün soru çözün. Bence en önemlisi oydu. Onun dışında bence bazen şey olabiliyor hani karışık çalışılabiliyor. Mesela pazartesi muhasebe çalışayım, salı mali ilk konuları öğrenirken bence başla bitir en iyi yöntem. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ben ikisini de tecrübe ettim. Başla bitir bana daha iyi geldi. Eski konuları tekrar etmek çok önemli hocam. Ki bence bu konu tekrar değil de soru çözerek olmalı. En güzeli o oluyor. Onun dışında bence herkes kendine uygun doğru çalışma tekniğini bulmalı hocam. Kimisi yazarak anlıyor, kimisi dinleyerek, kimisi okuyarak. Ben dinleyerek anlayabilen bir insanım. Belki de en şanslı olduğum nokta oydu. Çünkü çok vakit almadan çalışabildim çok fazla konuyu bir şekilde. Onun dışında GYGK'da olduğu gibi deneme çözmek bence burada da çok önemli. Çünkü gerçekten sizin zayıf karnınızı gösteriyor ve o zayıf noktanızı bulduktan sonra oraya daha çok yönelebiliyorsunuz hocam. Onun dışında bence işin fiziksel kısmı çok zor olduğu gibi daha zor olanı psikolojik kısmı. Çünkü çok fazla çökebiliyoruz hocam. Çok fazla düşebiliyoruz. Bence bu noktada da yani ben gerçekten şanslıydım. Yanımda gerçekten her düşündüğümde beni ayağa kaldıran, onlar düşündüğünde benim ayağa kaldırdığım arkadaşlarım vardı. Ailem aynı şekilde hep arkamda durdu. Yani o yüzden bence psikolojimizi sağlam tutmak çok önemli hocam. Onu başarırsak her şey daha kolay oluyor bu sene, bu süreç içerisinde. Öyle hocam, başka diyeceğim bir şey yok benim. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için de bunlara. Evet, Halil. Peki Halil, KPSS 2024 birincisi olarak A grubunda ne düşünüyor? Kurul sınavlarında yani birinci olmayı hayal ediyor muydun? İlk önce onu sorayım. Hocam şöyle Söyledim. ben ilk başladığımda dediğim gibi P48 aklımda yoktu. Sonra hani P48'e biraz daha yöneldikçe şeyi hep düşündüm. Ya zaten 20'şer 25'er net yapınca her dersten 85 falan geliyor. O bana yeter kafasıyla hareket ediyordum. Sonra biraz daha artık konular bitip detaylarına girmeye başlayınca derslerin detaylarını da yapabildiğimi görünce açıkçası ilk 50 ilk 30 bekliyordum. Yani hayalimde de o vardı. Birincilik açıkçası sınavdan çıkıp sorular açıklandığında netlerimi kontrol edene kadar beklemiyordum. O soruların cevapları açıklandıktan sonra ben kontrol ettim. 120 net bekliyordum. 123 geldi zaten ama o 120 netin de birincilik olabileceğini, ihtimal olduğunu biliyordum. Son 2 seneye göre ama şey diyordum hep hani ya 122-123 yapan olmuş olabilir sonuçta. Bir kesinliği, bir garantisi yoktu nihayetinde. Evet, Ama ilk kesinlikle. 10 falan bekliyordum yine de hocam şey olarak açıklanana kadar. Peki kurul sınavlarında ne düşünüyorsun? Ne Hocam kurum yapacaksın? olarak ben Sayıştay'a başvurdum zaten. Şimdi ona çalışmaya başladım. Açıkçası gönlümden geçen Sayıştay. Tabii hayırlısı da oysa orayı istiyorum. Ama olmazsa da hocam ilan bekleyeceğim. Bakalım yine bakanlıklar falan olabilir. Yani çok şey de yapamadım hocam açıkçası. Şimdi hani neresi ilan açar neresi açmaz onu da bilmiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi benim önceliğim gönlümden geçen Sayıştay tabii. İnşallah olur, inşallah. İnşallah hocam. Sayıştay birincisi çıkartmıştık. Ayşe Nur'du galiba, yanlış Olabilir. olmasın. Evet hocam. Evet, o da iki çocuk annesiydi. Yine onlarla ilgili bir canlı yayın yapmıştık. Hatırlıyor İnşallah ona da olmalıyız. Evet. girersin. Ha, kazanırsan orada da İnşallah. bir kurul sınavında da seni buraya davet ederiz. Yani İnşallah hocam. bizden kaçış İnşallah. yok. Yapıştırıkla Estağfurullah. bırakmıyoruz biz adama. Yani bu arada Estağfurullah. Halil vasıtasıyla gerçekten ben Halil'e daha önceden tanışmışlığımız yok. Belki bana not için yazmıştır, bilmiyorum. Çok öğrenci yazıyor. Ben yazıyorum ama herkese yetişebilmek amacıyla yazıyorum. İşte ona yazıyorum, buna yazıyorum. Halil'e bir kere söyledim. Ya dedim, canlı yayın yapalım, millet soruyor. Hiç kırmadı. Yani gerçekten Allah razı olsun diyorum. Estağfurullah Allah tuttuğunu hocam. altın etsin diyorum. Allah tuttuğunu altın etmiyor, birinci ediyor zaten çocuğu. Ondan sonra birinci de olur. Her yerde başarı olur. Bazı öğrencilerimiz var. Buradan kendini Esef'te kınıyorum. Atanıyorlar. Kurum sınavı için diyorum ki bak şu kurum sınavları. Bir de Halil, şimdi şöyle bir durum var. KPSS biliniyor ama kurum sınavları çok bilinmiyor. Evet İşte hocam doğru. bilmem ne uzman yardımcılığı atıyorum mesela. Hiç bilemiyorsun ki. Yani 2 yılda bir alım yapıyor. Belki az alım yapıyor. Maaşı ne kadar? Hakları nasıl girmiş? Yani bu aslında şöyle bir şey, karşılık beklenmeyen
bilmeden insanlar zamanlarını aktarıyor buraya ve buradan da yararlanıp millet bilgi birikimiyle bir yerlere geliyor. Çok önemli bir şey bu. Evet. Dolayısıyla biz bu portföyleri bekliyoruz. Yani KPSS tamam standart ama işte bir inşallah Sayıştay portföyümüzü arttıralım. İşte diğer kurum sınavlarına giren öğrenciler de bu videoyu izliyorlarsa beni duysunlar hocam canlı yayın yapalım diye. Çünkü ben milletin tepesine biliyorum. Ben de rahatsız oluyorum yani. Hadi canlı yayın yapalım. Hadi canlı yayın yapalım. Olmuyor. Yani Sayıştay olunca da seni bırakmayacağız. Ona göre. İnşallah, inşallah olur hocam. İnşallah bu şekilde konuşuruz yine. Ben yine tebrik ederim. İnşallah çok Hatta güzel. O fırsatım olur. süreci hani şu tarihte yapmıştık Halil deriz. Hani Evet hocam. birinciliğini burada ifade etmiştik. Çalışma stilini anlatmıştım. Bu sefer de inşallah kurum sınavına nasip olur diyelim. İnşallah hocam. Bu arada soruları zaten ben hep özetledim. Alttan bir taraftan da okuyorum. Bazı hep tekrar sorular geliyor. Onları videoyu kaydedeceğim arkadaşlar YouTube'a. Merak etmeyin, heyecanlısınız biliyorum. Oradan defalarca dinlersiniz. Yolda yürüyüş yaparken dinleyin. Zaten Halil çok değerli bilgiler verdi bize. Bunları uygulayın diyor. Yani Halil birinci olmak diyor. Hayal değildir diyor ama emek vermek gerekir diyor. Ekleyeceğim bir şey yoksa Halil Yok hocam benim yok. teşekkür ederim. Benim de yok. Çok teşekkür ediyorum Ben Halil. teşekkür ederim Yani hocam. Ne demek eline, estağfurullah. ayaklarına, çalışmalarına sağlık. Buraya geldin, bizi çok mutlu ettin. Ben teşekkür ederim hocam. Birinciliğin Teşekkür ederim. hayırlı olsun. Ananın ak Teşekkür sütü ederim. gibi helal olsun yani. Gerçekten yaptıkların ortada anlattın bize zaten. Teşekkür ederim. Bu işi şansa bırakmadığını da gösterdin. Evet. Hani kendini kandırmadığının en net göstergesidir. Ben not aldım burada, benim bile kafam karıştı. O kadar çok yayın var ki. Yani gerçekten helal olsun. Kurum sınavlarına çok iyi başaracağını çok eminim. İnşallah Bu hocam. düzenlikle, bu disiplinle zaten çok belli ediyorsun. Teşekkür Kuruma da ederim. çok yakışacak diksiyonuyla, duruşuyla çok net bir devletin sizin gibi gençlere de ihtiyacı var bu Çok arada. teşekkür Ondan ederim sonra hocam. Sağ olun. çok iyiyim. Başarılarını bekliyoruz. Ayağına sağlık diyoruz. Teşekkür ederim Kurum hocam. sınavlarında canlı yayın yapmak ümidiyle diyoruz, umuduyla İnşallah diyoruz. hocam. İyi Teşekkür akşamlar ederim. diyorum. İyi Kendine çok akşamlar iyi hocam. bakın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar.